Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cheerlux C9 Smart adlı muhteşem bir LED projeksiyon cihazı inceleyeceğiz. Ben Berfin Gürsoy. Ben Selçuk Altında. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden kutu içeriğiyle başlayalım. Tamamdır. Berfin'cim, Cheerlux C9 Smart ürünümüz bizzat kendisi var kutu içeriğinde. Bununla beraber bir adet kullanım kılavuzu. Yine kullanım kılavuzundan bir ilavemiz daha var. O da Android sürüm için. Garanti belgemiz. Garanti belgemizde ufak bir ayrıntı. O da üzerindeki kare kod uygulaması. Kare kod uygulaması ile kullanım kılavuzunu aynı zamanda çevrim içi olarak da indirebilirler ve kullanabilirler. Bununla beraber power kablomuz, bir adet AUX video dediğimiz AV kablomuz, minik bir kumandamız ve yükseltme aparatımız var. Harika, gayet smart bir tasarım ve çok az aparatlı yetişmeyecek. Berfin'cim, sorularına geçmeden önce cihazımız hakkında tanıtayım sana istersen. Bu cihazımız C9 Smart yeni sürümü. Yeni sürümün sonuç bak bize nasıl oldu. Eski sürümler arasında ufak tefek farklar var. Onları anlatayım istersen. Birincisi eski sürümde 720p doğal çözünürlük, yani desteklenen resmi bir çözünürlüğü vardı. Yeni sürümde bunu 1080p'ye yükselttik. Yine eski sürümde Android 6.0 vardı. Fakat günümüz şartlarında bu yetersiz kaldığı için bunu Android 9.0 versiyonuna çevirdik. En bariz iki özelliği bu. Fakat bununla beraber 4K sinyal özelliği de geldi. Bu da nedir? Herhangi bir Xbox ya da PlayStation gibi ürünlerin aynen 4K giriş çıkışları olan bu tarz ekstrem cihazların sinyallerini kabul edip ekrana yansıtabilir. Kullanım alanları nedir bu cihazın? Cihazımız fiyat performans ürünü. Dolayısıyla daha çok ev kullanıcılarına hitap ediyor. Lakin yaptığımız çalışmalar ve analizlere göre bunun okullarda da ziyadesiyle talep edildiği, yine iş yerleri tarafından fazlası talep edildiğini gördük. Dolayısıyla herkesine hitap edebilen bir üründe diyebilirim. Evet, görüntüsü de o şekilde çünkü mobil bayağı da büyük bir cihaz. Gerçekten aynen. Taşınabilir bir cihaz olması bütün hedef kitleyi kapsıyor. Genişletiyor biraz. Evet, aynen öyle. Biraz da görüntü kalitesinden bahsettim. Tamamdır. Biraz önce bahsettiğim gibi bu 1080p çözünürlüğe sahip, yani Full HD cihazımız. Bununla beraber ışık gücü dediğimiz lümen gücü 3500. 2500'e bir kontrasta sahip. Ki kaldı ki bu doyurucu bir çözünürlük aslında, kontrast oranı. Hafif loş ortamlarda bile rahatlıkla aynen izleyebileceğiniz, görüntüleri izleyebileceğiniz bir cihaz. Harika. Cihazımızın ışık ömrü nasıl? Tabii şöyle Berfin, bu cihazımız LED bir görüntüleme kaynağına sahip. Dolayısıyla kutunun üzerinde de gördüğün gibi bu bir LED projektör. Ne demek oluyor acaba? Bunu biraz açsak şöyle izleyiciler için. Elbette. Şu karıştırılmasın, bu bir LCD görüntüleme teknolojisine sahip. Fakat ışık kaynağı olarak biz LED'i kullandık. Daha uzun ömürlü. Daha uzun ömürlü olsun diye. LED teknolojilerinde aslında 3500 lümeni yakalamak da ciddi bir durum, onu da belirteyim. Yani lümen burada ışık gücü dediğimiz konudur. Hemen bunu söyleyeyim, hemen arkasından da şunu söyleyeceğim. 60.000 saat gibi bir ömürle karşı karşıyayız. Muazzam. Aynen. 60.000 saati de artık bir matematiksel hesaba koymanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Ciddi bir süreyi kapsıyor ki LED görüntüleme kaynağıyla beraber cihazımızda iki tane fan var. Tabii kullanıcılar şunu sorabilir, LED projeksiyonlarda fan olur mu olmaz mı? LED projeksiyon cihazlarında da fan olur. Çünkü bu bir LCD teknolojisiyle donatılmış bir ürün. LCD teknolojisi olduğu ürünü biz iki tane ses sistemimizle koymaktayız. C9 Smart'a hangi cihazları bağlayabiliyoruz? Yani laptop, PlayStation dışında mesela. Bu cihaza, C9 Smart projeksiyon cihazımıza bağlanamayacak bir cihaz yok desem tam karşılığı aslında. Harika. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Her şeyden önce şu AUX kablosuyla, yani AUX video kablosuyla bile eski tip DV kameraları bile bağlayabilirsiniz. Bu kabloyu yani, ben görmeyeli çok uzun yıllar oluyor gerçekten. DV kameralar zamanında kullanıyorduk. Peki madem soru biraz genişledi hemen orayı açayım. Eski teknolojiyi bu cihaza bağlayabilmek için normalde, bu tarz cihazlara bağlayabilmek için normalde bir takım aparatlara ihtiyacınız olur. Dönüştürücüler. Aynen. Aynen. Biz bu dönüştürücüleri biraz ortadan kaldırmış olduk. Şu arkada görmüş olduğunuz RGB, VGA girişi, yine bu kablo gibi aparatlarla ve üzerindeki cihazlarla biz bunu ortadan kaldırmış olduk.
Dolayısıyla biz bu cihaza neleri bağlayabiliyoruz? iPad'imiz, iPhone cihazlarımız. iPhone cihazları burada hemen bir antiparantez açayım. MHL dediğimiz kablolama sisteminiz varsa iPhone'u da direkt bağlayabiliyorsunuz. Acaba Bluetooth ve Wi-Fi teknolojisi nasıl cihazın? Evet, cihazımız standart 4.2 Bluetooth desteğiyle geliyor. Bununla beraber Wi-Fi desteği zaten mevcut. Zaten herhangi bir şeyi bağlayabileceksek cihazımızda bu özelliğin olması gerekiyor. Yani kablosuz bağlantıyı kullanabilmenin yegane temeli bu. Bir parantezde ben burada açacağım yine. Bluetooth teknolojisiyle istersek Bluetooth herhangi bir Air mouse'da bunu da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Bununla beraber Wi-Fi ile zaten internete bağlanabiliyoruz. Şu yandaki çıkışlarda zaten USB çıkışı görmüştüm. Orada evet. Kablosuz klavye, mouse, sanırım harici hard disk, USB bellek gibi cihazları bağlayabiliyoruz. Peki o bağladığımız hard disk veya USB içindeki izlemek istediğimiz filmlerin mesela bir dosya türü var. Evet. İşte MPEG gibi, AVI gibi, MOV gibi çok kullanılan, MKV gibi mesela. Peki, onları destekliyor mu? Ben hangilerini destekliyor? Yine cihazımızla beraber gelen kullanım kılavuzunun içinde yazan yerden sana müsaadenle okuyacağım. Lütfen. Burada görüntüleme teknolojisi olarak neleri gösterebiliyoruz? Bunlardan bir tanesi, müsaadenle gözlüğümü de taktım. Çok eskilerden kalma DAT uzantılı dosyalar vardı. Belki hatırlarsın. VCD'lerin içinde, evet. Bravo. Yaşlarımız da ortaya çıkmasın. Çıkmasın. DAT uzantılı, TS uzantılı dediğimiz eski DVD uzantıları, yine MP4 standart çok kullanılan MPG, MPEG, AVI, MKV, MOV uzantıları. MOV uzantıları biliyorsun iPhone'dan gelir zaten. Evet, yüksek çözünürlük. Aynen. VNV, ASF, FLV dediğimiz o çok enteresandır. Flash desteğinin olduğunu gösterir. 3GP, 3GPP, TP ve TRP dediğimiz bu güvenlik kameralarındaki uzantıları bile destekliyor. Tabii ben hemen devam edeyim. Bu arada bu sadece video kısmı içinde. Resimle ilgili kısımda, yani imaj dosyalarından neleri gösterebileceğimizde yine ben kendi kullanım kılavuzumuzun içinden sana söyleyeceğim. JPEG, PNG ve BMP dediğimiz 3 temel formatı da destekliyor zaten. J9 Smart bize hangi platformlarda izleme deneyimi sunuyor? Mesela ben sıkı bir Netflix izleyicisiyim. Bu tarz uygulamalara girebiliyor muyuz? Berfin, telefonda neler yapabiliyorsun? Neleri indirebiliyorsun? Yani mesela Netflix'i indirebiliyorum. Devam edebilir misin? Tamam, Excel başka? Excel indirebiliyoruz. Amazon'un Prime çok güzel bir yine içeriği var. Güzel. Devam et lütfen. Excel. Evet. Tamam. Sen kendin saymış oldun. Aslında bu cihazımızda bu platformların tamamına haizsiniz. Yani siz telefonunuzda aslında yapabildiğiniz Android işletim sistemi olduğu için söylüyorum. İndirebildiğiniz aplikasyonların tamamını bunda da izleyebilir ve bakabilirsiniz. Cihazımızın güncellemesi, birincisi servisinize göndererek güncelleyebilirsiniz. Hiç teknolojiye yakın olmayan kullanıcılarımız için böyle bir desteğimiz var. Bununla beraber İnternete bağlı olduğunu düşünürsek cihazımızın bir bildirim gelecek. O bildirimdeki yönergeleri takip ederek yapabilirler. İleri düzey bilgisayar kullanıcıları ise flashları ve web sayfamızdan indirecekleri firmware dosyasını yükleyerek bunun USB girişinden upgrade yapabilirler. Çok şahane bir şey. Bu durumda tabii tutandığımız noktada ulaşabileceğimiz bir müşteri hizmetleri, bir teknik destek, servis de olması lazım. 7/24 WhatsApp desteğimiz var. Müthiş bir şey. 7/24 konusu şaka değil ama ben önce şunu söyleyeceğim. Bir cihazın kalitesini belirleyen şey sonunda kullanıcı. Evet. Kullanıcıların ise bu cihazı beğenip beğenmediğinin en büyük kanıtını biz yorumlarımızdan alıyoruz. Yorumları da bizim saklama gibi şansımız yok. Bütün pazar yerlerinde zaten varız. Trendyol'dan N11'e, N11'den hepsi burada konut eder. Her yerde varız ve her yerde sadece yorumlarımıza bakarak bu cihazı alabilirler. Müthiş bir şey sayın izleyiciler. Yani zaten bir fiyat performans ürünü, zaten bu kadar özelliklere haiz bir cihaza çok ucuza ulaşabiliyorsunuz. Üstelik bunu istediğiniz dijital platformdan, örneğin kredi kartına size uygun kredi kartına taksitle ya da işte o anki kuponunuzla indiriminizle yapabiliyorsunuz. Daha ne yapsın? Daha size için nasılsın yani demek istiyorum. Şimdi ben şöyle bir ürüne de bir bakmak istiyorum yakından. Lütfen. Gerçekten çok hafif, çok kaliteli bir ürün. Rengi çok güzellik ve kadınlara, erkeklere, her yaş grubuna
hitap edecek metalik bir grisi var. Malzeme kalitesi şöyle ilk bakışta bile çok hoşuma gitti. Çok ağır, çok şık duruyor. Yani gönül rahatlığıyla insan bunu bir toplantıya götürüp orada sunum yapabilir. Evet. İşte öğretmenler, öğrenciler. Zaten platformları ve kullanım alanlarını konuştuk. Çok geniş. Ama şunu merak ettim. Acaba toplantı dedik ya, iş insanları bunu kullanırken ofis programları, Word gibi, Excel gibi, PowerPoint gibi sunuları da bunun içine direkt açabiliyor mu veya nasıl olabiliyor? Evet, Berfin'cim, senin dediğin gibi bunu okullarda, ofiste, kurumlarda kullanabileceğiniz bir cihaz. Oralarda da tabii ofis uygulamalarına ihtiyaç var. Evet. Ve üçüncü parti yine diğer ofis uygulamalarında ihtiyaç olacaktır. Selçuk, çok teşekkür ederim. Müthiş tanıttın gerçekten cihazı. Benim soracak sorum kalmadı ama acaba senin eklemek istediğin bir şey var mıdır cihazla ilgili, benim unuttuğum? Tabii. Berfin'cim, Cheerlux C9 Smart'ın eski versiyonu Türkiye'nin en çok tercih edilen fiyat performans ürünü olmuştu. Özellikle smart projeksiyonlar içerisinde ve genelinde de. Bu yenilenmiş haliyle ümit ediyorum ki bu senenin de liderliği bu cihazda olacaktır. Kaldı ki üzerindeki getirdiğimiz özellikleri ben şöyle kısaca tekrar toparlayacağım. 26 dil desteğiyle yenilenmiş ara birim, Android 9.0 güncellenmiş versiyon, 1080p doğal çözünürlük Full HD desteği, 4K sinyal desteği, 60 bin saat ile ciddi bir neticeye ulaşmış bir LED ömrümüz var. Cihazımızı bu şekilde yeniledik. Kullanıcılara şimdiden hayırlı olsun demekten başka bana bir şey kalmıyor. Selçuk, çok teşekkürler. Harika bir ürün tanıtımı oldu. Ben teşekkür ederim. Sizler de bu şahane ürüne sahip olmak isterseniz videonun altına bırakacağımız linklerden ilgili web sitelerine giderek oradan satın alma işleminizi gerçekleştirebilir ve C9 Smart'a sahip olabilirsiniz. Benzer ürünlerimiz ve diğer ürün kartelamız için kanalımızda gezinmeyi, ürün deneyimlerinizi de bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.